Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere 8 Aralık itibariyle yeni hükümet yeni görevine başladı. Hükümetin birinci önceliği maalesef yine koronavirüs. Maalesef diyorum çünkü üzülerek bu tabloyu izlemeye devam ediyoruz. Hayatını kaybeden insanların sayısı aynı, vaka sayıları aynı, hastanelerdeki tablo aynı. Yani geçen yılla aynı şeyleri görüyor ve izliyoruz. İzliyoruz diyorum yine. Maalesef alınan tüm tedbirler bir işe yaramıyor. Hani hiç lafı öyle ya da böyle eveleyip gevelemeye gerek yok arkadaşlar. Sıvı dediler, insanlar sıvıları vurdular ama görüyoruz ki yine maalesef hastanelerdeki hasta sayısı artıyor. Hastaneler demişken bir konuyla ilgili hatırlatmada bulunmak istiyorum. Daha doğrusu bir sitemimi dile getirmek istiyorum. Bakın, ben hastanelerdeki yoğunluk var derken Almanya Sağlık Bakanlığı'nın ya da diğer ülkelerin Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaları size aktarıyorum. Yani benim elimde bir dedektör ya da ben kapı kapı hastaneleri gezerek oradaki bu koronavirüs hasta sayısı kaç diye sormuyorum. Şimdi hastaların bir kısmı başka ülkelere, eyaletlere maalesef sevk ediliyor. Burada bakın açık bir şekilde siyasetçilerin basiretsizliği söz konusu. Neredeyse 1,5-2 yıldır koronavirüs hayatımızda. Almanya'daki yoğun bakım yatak sayısı 33 bin di 1,5 yıl önce, bugün de 33 bin. Yani değişen bir şey yok arkadaşlar. Geçmişteki Span yani bir önceki Sağlık Bakanı şunu söyledi. Dedi ki her şey kontrolümüzün altında. Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Bu kış geçen yılki gibi ağır geçmeyecek dedi. Alınan tüm tedbirlere rağmen görüyoruz ki bu açıklamalar yersiz oldu. Yani bu açıklamalarla işin gerçeği bambaşka. Yine Almanya'da yeni Sağlık Bakanı geldi. Ne dedi? Elimizde sıvı yok dedi. Mart ayına kadar. Bu açıklamayı yaptıktan 2-3 gün sonra yeniden basının karşısına çıktı bu yeni Sağlık Bakanı. Yeni bir taktikle aynen bu ifadeyi kullandı. Mart ayı itibariyle 80 milyon sıvı siparişi verdiklerini söyledi. Şimdi Şubat ayında Almanya'da da bir yasa çıkacak. Bu sıvıları vurdurmak da zorunlu hale gelecek. İşte o zamana denk getirdiler. Olay anlaşılıyor. Peki şu anda çok ağır bir şekilde bu hastalık seyrediyor. Yine Robert Koch Enstitüsü'nün danışmanlarından yapılan son dakika açıklamasına göre yaklaşık 700 bin vaka sayısına ulaşılması bekleniyor arkadaşlar. Ocak ayının ortasında. Günlük 700 bin vaka. Peki bu işten kurtuluşu diyorsunuz ki sıvılar. Tamam kabul ettik bunu. Peki sıvılar gelene kadar, Mart ayı gelene kadar bu hayatını kaybedecek olan insanların sorumlusu kim olacak? Bir taraftan diyorlar ki bu işin kurtuluşu bu sıvılar. Bir taraftan da diyorlar ki elimizde sıvı yok. Şimdi yoğun bakım hasta yatak kapasitesini arttırmıyorsun. Elinde sıvı yok. Tek yaptığınız şey maske, mesafe diyorsunuz. Başka da bir şey yaptığınız yok. Bir de yasakları anlatıyorsunuz. Aman şuraya gitmeyin, aman bunu yapmayın. Tamam gitmeyelim. Bütün yasaklara uyalım. Bilim insanlarımız ne diyorsa onları yapmaya devam edelim. Bir problem yok. Sakın beni yanlış anlamayın. Yani ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Herkesin doktoruna danışmasını tavsiye ederim. Doktoru ne diyorsa o yönde karar almasını tavsiye ederim. Bu başka bir şey. Yani benim ya da senin sağlığınla ilgili olarak kararı sen vereceksin. Başkası değil. E şimdi o önümüzde böyle bir başarısızlık tablosu var. Merkel döneminde Merkel ve önceki Sağlık Bakanı Spahn çıkıp her şey kontrolümüz altında derken nasıl kontrollerinin altındaymış gerçekten çok merak ediyorum. Elde sıvı yok, vaka sayıları aynı, yatak kapasitesi aynı, doktor sayısı aynı, 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 aynı. Değişen bir şey yok. Yani sözün özü, hep söylüyorum. Ben Hatice'ye değil neticeye baktığım zaman, bugün vaka sayılarına ve hayatını kaybeden insan sayılarına baktığım zaman ortada ciddi anlamda bir sorun var arkadaşlar. Ocak ayının ikinci haftası itibariyle vaka sayılarında patlama olacak. Sebebi ise şu. Koronavirüs biliyorsunuz kalabalığı seviyor. Yılbaşı nedeniyle insanlar bir araya gelecek. Mevcuttaki tablo en az 7, 8, 10 kat ağırlaşacak.
Günlük vaka sayıları arkadaşlar 50 ile 100 bin arasında şu anda Almanya'da. 50 bin, 70 bin, 75 bine kadar çıktı bu dönemde. Hayatını kaybeden insanların sayısı günlük 500'ü geçmiş durumda. Baktığımız zaman aslında ocağın ikinci haftasında ne olacağını tahmin etmek çok zor değil. Ama bizim sağlığımızı emanet etmiş olduğumuz bu siyasetçilerin gerçekleri saklayarak bize bir polyanacılık oynadığı, bir tiyatro oyunu oynadığı açık bir şekilde ortada. Sadece Almanya'yı anlatmıyorum arkadaşlar, Avrupa'nın tamamı böyle. Danimarka, İngiltere çok zor durumda. Omikron denilen yeni varyant adeta esip gürlüyor. Ama tedbirler yetersiz arkadaşlar. Yersiz ya da yetersiz. Bu karar sizin. Ben bir konuda fikrimi ifade etmek istiyorum izninizle. Bakın, insanlar çok üzücü bir şekilde hayatlarını kaybediyorlar. Kaybetmeye devam ettiler. Geçmişte birkaç ay öncesine kadar benim yakınlarımın içerisinde de hayatını koronavirüse bağlı olarak kaybedenler oldu. Çok yakınlarımdaki insanlar. Çok çok üzücü bir durum. Allah hiç kimseye göstermesin arkadaşlar. Sapasağlam hastaneye yatıyor. İkinci gün aramızdan ayrılıyor. Bunun tarifi yok. Ben bu kadar. Bu olayla ilgili bir sürü şey anlattım. Aman tedbirimizi alalım, şunu yapalım, bunu yapalım vesaire yapalım dedik ama görüyorum ki bu siyasetçilerden bir fayda yok. Almış oldukları tedbirlerden bir fayda yok. Şu andaki mevcut şartlar içerisinde sıvıyla ilgili kafalarda çok sayıda soru işareti var. Benim size naçizane düşüncem, tavsiyem şu. Önümüz yılbaşı. Aman kendinize çok çok dikkat edin. Gitme gelme işlerini en azından şu Mart ayı bitene kadar ertelememiz gerekiyor. Yani biliyorum, yani biz Türkler görmeden, dokunmadan, birbirimize gitmeden rahat etmeyiz. Kötü bir şey değil ama şu an o zaman değil arkadaşlar. Sizler tabii ki daha iyisini biliyorsunuz. Ancak görünen tabloda ben gerçekten durumun daha da çok çok ağır olacağını gözlemliyorum. İnşallah yanılıyorumdur. İnşallah insanlar hayatlarını kaybetmesinler, hastaneler dolmasın ama tablo şu anda çok ağır. Avrupa'da arkadaşlar durum gerçekten öyle, hani geçen seneye göre bazıları diyor ki daha hafif falan değil arkadaşlar. Biz alıştığımız için şu anda bize normalmiş gibi geliyor ama tablo ağırlaşıyor, ağırlaşmaya devam ediyor. Alıştığımız için pek açıkçası vurdum duymazlık yapıyoruz. İşte kalabalık ortamlara giriyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama kendinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. En azından Mart ayı bitene kadar durum böyle arkadaşlar. Benim size naçizane tavsiyem bu. Değerli izleyicilerimiz, malumunuz olduğu üzere bizler sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Sizin sorunlarınızı aktarmaya çalışıyoruz. Gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları videomuzun altındaki yorum bölümüne veya kanalımızın sosyal medya hesapları aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizler de fikirlerinizi beyan etmek isterseniz bu konuyla ilgili olarak bu videomuzun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sizlerden bir tek ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek mutlak surette kanalımıza abone olun. Tüm gelişmelerden haberdar olmak için, anında haberdar olmak için mutlaka abone ol tuşunun yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın.